Zaman hemen Tuğber Çitilce'ye gidelim. Telefon hattımızda bizi bekliyor GCM'den. Gül'ün hikayelerine Amerikan verileri var tabii ama hemen kendisine soralım bakalım. Aslı Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Gül'ün geneline baktığımız zaman da yatay fiyatlamalar hakimdi. Tabii bu Amerikan verilerine kadar gerçekleşti. Amerika verileri tekrar ön plana çıktı. Öncelikle büyüme rakamı geldi. %3,5 ile beklentilerden iyi. Daha sonra dayanıklı mal siparişleri beklentiye yakın gerçekleşti. Büyüme tarafına baktığımız zaman da Trump öncesi ve Trump sonrası diye ikiye ayrılabiliriz. Trump öncesinde zaten istihdam piyasasındaki toparlanmaya bağlı olarak ivme kazanan, ılımlı toparlanmasını gerçekleştiren Amerikan ekonomisi vardı. Trump sonrasında da büyüme beklentilerinin satın alınmasıyla beraber mali politikalardaki icraatı bekleyen bir piyasa gerçekleşiyor. Dolayısıyla Amerika tarafını üç bir bacak olarak düşündüğümüzde büyüme ve istihdam tarafında işler iyi gidiyor. Bu noktada Fed'in elini rahatlatabilecek ve ileriye dönük fiyatlama davranışlarını etkileyecek enflasyon verisi önemli olabilir. Verilerin etkisi fiyatlama davranışlarında biraz sınırlı kaldı. Bu noktada Amerikan tahvil faizlerinin daha fazla tepki verdiği belirtilebilir. Avrupa tarafına baktığımız zaman da İtalya bankacılık sektörüne ilişkin haber spekülasyonları devam ediyor. Amerikan verileri öncesinde Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket oldu. Burada iki neden belirtilebilir. Birincisi Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomi bülteninde yılbaşında enflasyonun %1'i aşarak 2013 yılından sonra en yüksek seviyeye ulaşabileceğini belirtmesi. İkinci olarak da Almanya ile Amerika arasındaki 10 yıllık tahvil farkı Almanya'nın lehine kapanmaya devam ediyordu. Fakat büyüme verisi açıklandıktan sonra Amerika'nın 2, 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü hareketten dolayı makas tekrar Almanya'nın aleyhine açılmaya başladı. Bu da Euro-Dolar paritesini negatif olarak etkili olabilir. Tabii bu noktada Noel tatili yaklaşırken piyasadaki işlem hacimlerindeki sığlık ve birçok traderın da tatile çıktığı dikkate alındığı zaman da fiyatlama davranışlarında sınırlı hareketler beklenebilir. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da yatay ve sıkışık seyir devam ediyor. Euro-Dolar paritesinde genel beklentimiz 1.0515 seviyesi altında aşağı yönlü baskılama ve 1.0420 ile 1.0380 destek seviyeleri takip edebilir. Dolar Türk Lirası'nda 3.50-3.52 bant hareketi devam ediyor ve değerli metal altına baktığımız zaman da 1.144 seviyesi altında aşağı yönlü baskılamanın ve geri çekilmelerde dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlerin olası devamına bağlı olarak 1.115-1.107 bölgesi takip edilebilir diye düşünüyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tuğber'i uğurladık. Selamlar, sevgiler diyelim.